İki ayrı ülke, Türkiye ve Bulgaristan. İki ayrı şehir, Bursa ve Kırcaali. İki ayrı köy. İsim aynı, Yaylacık. Bugün tarihi bir gün, bugün özel bir gün, bugün güzel bir gün, bugün ilkin yaşandığı bir gün. Biz şu anda Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Yaylacık köyündeyiz. Bursa ile aynı adı taşıyan ve kardeşliğin bugün imzası atılacak olan bu güzel topraklardayız. Biz geldik, güler yüzlerle karşılandık. Aynı zamanda bu insanların kendilerine özgü yaptıkları, işte gördüğünüz bu güzel ekmek ve ortasındaki bir bal. Bu ne mi? Bundan sonra yaşanacaklar bal kadar tatlı olsun diye. Evet, şu anda protokolümüz yerlerini aldı. Az sonra bu meydanda çok güzel şeyler izleyeceksiniz. Ben izninizle sözü belediye başkanımıza bırakıyorum. Hasan Aziz Kırcaali Belediye Başkanı. Buyurun efendim. Evet. Herkese iyi günler. Değerli misafirlerimiz, sayın büyüklerimiz. Bugün söylediğimiz gibi, anlaşıldığı gibi aslında bugün Yaylacık günüdür. Bugünümüz güneşli gün. İki köy toplanıp, biri köyümüz Bulgaristan'da, diğer köyümüz de Türkiye'den gelip de kardeş protokolü imzalıyoruz. Tabii ki kardeş protokolü imzalamadan önce de arkadaşlara bakıyoruz. Yaylacıklar tam bizim Bulgaristan'daki Yaylacık gibi insanlarımız var. Gönüllerimiz zaten bir, insanlarımız zaten bir, düşüncelerimiz de bir olduğunu görüyoruz. Ve bundan sonra kardeş köylerimizi de bundan sonra hayırlı uğurlu olsun. İki köy aramızın da bugünü bir Yaylacık günü olduğunu ifade edelim. Bundan sonra da iki köyümüzün de bol bol görüşmeler, fikirler, işbirlikleri inşallah hayırlı uğurlu olsun diyerek hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İmzalıyoruz hayırlısıyla. Gördüğünüz gibi kardeşlik öyküsünün imzası atıldı. Artık bu bir gerçek. Herkes el ele tutuşmuş. Yaylacıklı, Türkiye ayağındaki Yaylacıklı ve Bulgaristan ayağındaki Yaylacıklı halk el ele. Çok güzel bir görüntü. Allah daimini getirsin efendim. Bulgaristan'daki Yaylacık köyünün meydanında
Şu anda sağ ve solumda iki kardeş var. Daha düne kadar hiç birbirlerini tanımıyorlardı ama bugün gerçekten kardeşler. Ben önce Bulgaristan'daki Yaylacık köyümüzün muhtarı Nail Ömer Adem beyefendiyle görüşmek istiyorum. Ne diyeyim şimdi, heyecandan söyleyecek hem de unuttum. Çok sevinçliyiz. Böyle bir kardeş köy olmak iki ülke arasında bizleri çok sevindirdi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne söyleyeceğimi biliyorum. Çok sevinçliyiz. Sol yanımda da Bursa'daki Yaylacık köyümüzün muhtarı Mehmet Gökay var. Kendisinin çok heyecanlı olduğunu Bursa'dan biliyorum. O heyecanı bize bir anlatabilir misiniz? Duygularınızı alabilir miyiz? Şimdi heyecanlıyım derken normalde heyecanın dışında böyle bir anı yakalamak için bir yıl öncesinden başlattığımız bir projeydi bu. Beklediğimiz bir projeydi. Bugün de son ayağını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda amaçladığımız gibi tarihi, kültürel, sosyal alandaki faaliyetlerimizin daha da üst düzeylere taşımak, halklar arasındaki kaynaşmayı, kucaklaşmayı sağlamak. Bundan sonra şu an Kırcaali Belediyesi'ne bağlı Yaylacık Köyü'nde, kardeş köy olarak seçtiğimiz köyde halkla görüştüğümüz gibi bundan sonraki yine zaman içerisinde halkları daha geniş katılımlı bir toplantılarla birbirine bağlayıp dalga dalga büyütmek, köyler bazında, iller bazında, ülkeler bazında böyle bir geniş alanlara yayıp neticede bazı birçok kez bunları telaffuz ediyoruz işte. Amaç dünya barışına katkıda bulunmak. Bugün imzaladığımız protokolle bundan sonra yine amaçladığımız gibi ilişkilerimizi daha üst düzeylere taşıyacağız inşallah. Böyle bir çalışmadan ötürü Kırcaali Belediye Başkanımız büyük destek verdiler, yönetime büyük destek verdiler. Kendilerine bu arada çok teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de, her iki köy için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde öncelikle kadın gözüyle programı bizim için önemliydi. Bu projenin gerçekleşmesinde katkıda bulundu. Desteklerinden dolayı kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. İki kardeşle birlikteyiz. Ben de sizinle kardeş olmak istiyorum. Buyurun. Ellerimizi böyle, kaldıralım. Böyle. Evet. İki muhtarımızla, kardeş muhtarımızla görüştük ama ben sizin karşınıza şimdi duygulanarak bugünün en büyük imzasını atan özel bir kişiyi çıkarmak istiyorum. Kendisi mesleğine gerçekten aşık olmakla birlikte gönlünü ortaya koymuş, yıllarını televizyonculuk işine vermiş özel bir isim. Onu buraya çağırırken duygulandığımı söyledim. Gerçekten çok duyguluyum. Aziz Topal'ı çağırmak istiyorum karşınıza. Neden olduğunu kendisi bize bir anlatacak. Buyurun efendim. Kardeş köy. Sözde yapalım ama özde yapalım veya yazılı yapalım. O hay hay dedi. Daha sonra esas yaylacığa gittim. O da çok mutlu olacağını, keşke öyle bir şeyin gerçek olabileceğini. Ha, bazı zorluklar karşılaşmadık mı? Tabii karşılaştık. Onu ifade etmeye gerek yok. Ama böyle bir programımızın sosyal bir, kültürel, tarihi yönlerini de içerip de böyle bir şeylerde imza atmak hepimiz için gurur verici herhalde, değil mi? Çok teşekkürler ederiz. Yani. Şimdi Aziz Bey, bu işin sevgili izleyicilerimize tarihi bir olay olduğundan özellikle bir bahsedelim istiyorum. Çünkü Türkiye içinde, Bulgaristan içinde ilk bir olay bu. İlk. Evet. Yani ülkeler arasında köy projesi. İki ülke arasında köy projesi hiç yaşanmamış. Ve bunun için de işte söylüyorum, koca bir yürek gerekiyordu. Önemli bir basamağı, önemli bir ayağı şu anda yanında. Ben onun yanında olmaktan çok mutluyum. Çok İnşallah bu yaptığınız başka köylere de aynı ismi taşıyan, aynı yürekleri taşıyan başka köylere de örnek İnşallah olur. Biz bu projelerde her zaman varız. Yeter ki bu ekip bu düşüncede olsun. Yani bizim derdimiz lüks veya ekonomi değil. Bizim derdimiz kültür, sanat, sosyal, ekonomi en son gelsin bizim için. Evet, evet, bir de yürek ondan, göz bizden, kadın gözüyle programı işte böyle bir program. Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman duygulandırıcı.
Ama koca yürekli bir program çünkü başında Aziz Topal var. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Muhtarım tekrar hayırlı olsun. Çocuklar çiçektir, çiçek solmasın, anneler melektir, hiç ağlamasın. Dilerim savaşlar artık olmasın, dünyada barış kardeşlik olsun. Oo, çok güzel söyledin Gamzeciğim. Çok el ele verelim, birlik olalım, dünyada barış kardeşlik olsun. Zulüme birlikte karşı koyalım, dünyada barış kardeşlik olsun. Türk, Bursa'dan kilometrelerce ötede Bulgaristan'dayız ve ben önce isminizi bir alayım. Ayşe. Ayşe. Ayşe teyzem, Bursa'da akrabalarınız kız ya da farklılardı. Kızcağızım var diyor ya, Ayşe teyzem. Kızcağızım özlediniz var. Mi onu? Çok özledim kızım. Hadi ona bir böyle buradan bir selam, bir de el sağlayalım, bir de öpücük atalım. İyi, iyi kızım. Hadi selam. Selam söyleyin kızıma. Bedenler burada ama sanırım gönülleri, yürekleri Türkiye'de atıyor. O yüzden kadın gözüyle olarak bir daha yaylaca ve tanıdığınız kim, nerede, kim varsa hepsine bir el sağlayalım. Kardelen, kestane şekerinin katkılarıyla hazırlanan Kadın Gözüyle programı reklamlardan sonra devam edecek.